Değerli arkadaşlar, herkese selam aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şubat ayını geride bıraktık ve Mart ayına girdik. Yani Şubat ayı biraz kötü bir başlangıç oldu. Güzel, kötü felaketler yaşadık böyle. Yani güzel bir başlangıç olmadı. Öncelikle orada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza, milletimize Allah'tan rahmet, merhamet diliyorum. Geri kalan yaralılara, işte yani evini kaybedenler, şeyini kaybeden herkese başsağlığı, acil şifalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bir daha göstermesin inşallah Mart'la birlikte artık güzel bir, güzel, hayırlı, güzel şeylerin başlangıçları olur böyle. Bugün 1 Mart, evet, bugün 1 Mart 2023, hava Erzurum'da güzel. Şu anda dışarıda 10 derece, yani bizim bile geldiğimiz bir durum değildi. Çünkü Erzurum'da bu vakitlerde soğuk olur bu tarihlerde. Bu yıl evet Kasım ayında, evet Kasım ayında, Aralık ayında, Ocak ayında havalar çok güzeldi. Adeta hani kışın içinde baharı yaşıyorduk. Ama Şubat ayıyla birlikte hem hava olaylarında, iklimde, hem işte hani doğal felaketler yaşadık. Rabbim bir daha göstermesin. 1 Mart'a girdik, evet bugün gün havalar güzel. İnşallah havalar daha da güzelleşir. Yani en hızlı bir şekilde yaralarımızı sararız. İnşa ederiz bilinçli bir şekilde. Daha planlı, daha programlı. Daha işte ileriye dönük bir şeyler yapmaya çalışırız. Rabbim o konuda hani bize yardımcı olsun. Yoksa gerçekten çok zor. Konumuza gelirsek, videomuza gelirsek, bugün sizlerle böyle biraz beyin fırtınası yapmak istiyorum. Biraz sizinle dertleşmek, paylaşmak istiyorum yani. Evet, yani bir video mesela çok dikkatimi çekmişti, böyle deprem bölgesini terk eden, oradan uzaklaşan bir araba içerisine kız çocuğu babasına diyor işte, baba diyor, bizden başka kimse kalmadı mı dünyada diyor. Her yer yıkılmış, her yer böyle şey görünce böyle çocuk, o çocuk aklıyla, o psikolojisiyle şey diyor, herkes, bizden başka kimse kalmadı mı dünya, bu dünyada. Yani orada ben biraz etkilendim, yani beni çok etkilendi böyle, hani insan ister istemez etkileniyor. Ben onu şey yapınca bir şey, aynı gün içerisinde Hud suresini okurken böyle Hud suresinde hani Hazreti Lut kavmi için gelen iki tane melek oluyor. Bu iki melek işte Hazreti Lut'a gitmeden önce Hazreti İbrahim'e geliyor böyle Kur'an'a geçen. Hazreti Lut'a gitmeden Hazreti İbrahim'e yöneliyor. Biliyorsun Hazreti Ömer, Hazreti İbrahim orada işte hani eşinin hamile olacağının müjdesini veriyor. Orada Hazreti İbrahim biraz tedirginleşiyor. Tedirginleşince hani melekler Hazreti İbrahim'e diyor ki işte, ey İbrahim diyor, tedirgin olma. Biz Lut aleyhisselam için, Lut kavminin Lut Aleyhisselam'ın kavmi için geldik diye. Yani şöyle, ben hani o konuyu oraya getirmek istiyorum. Şimdi mesela hani şu anda teknoloji gelişmiş, medya var, kamera var, şu var, bu var. Dünyanın neresinde bir şey olduğuna böyle insanların, dünyanın haberi oluyor. Hani eski çağlar, eski dönemleri düşününce bir yerde bir doğal felaket, bir doğal afet olduğunda böyle, yani oradan ulaşabileceğimiz ve oradan kimse gelmese herhangi bir haberimizin olmayacağının bir göstergesi yani. Şu anda teknoloji olmasaydı, işte kameralar olmasaydı, yani bu çağ olmasaydı mesela, hani örneğin orada o doğal afet, o felaket olduğunda belki çoğu insanımızın, çoğu kişinin hiçbir bilgisi, hiçbir şeyden haberi olmayacaktı. Yani o da beni biraz etkilemişti, yani böyle harbiden zor zor şeyler, zor zamanlardan geçirdik. Rabbim bir daha göstermesin. Hani son olarak da YouTube'da son zamanlarda bana çokça gelen birkaç sorular var. Onları cevaplayacağım. Çünkü Instagram üzerinde de soruyorsunuz. Instagram üzerinde, ben Instagram'ı daha çok kişisel olarak kullandığım için, kişisel hesabım olarak kullandığım için orada genellikle cevap vermiyorum. Hakkınızı helal edin. Eğer sorularınız varsa yani YouTube yorum kısmında belirtebilirsiniz. Üniversite hastaneleri hakkında biraz parantez açacağım. Çünkü o konuda çok soru geliyor. Şöyle, biliyorsunuz aynı zamanda üniversite hastaneleri bu son zamanlarda
halama çıktılar ve çıkmaya devam ediyor. Ki söylemiştim zaten, ülkemizde halihazırda bir seçim var. Yani seçim arifesine girdik, gireceğiz. Yani Mayıs'a da düşünüyor ve Haziran'da 2 aydan birisinden olacak ama işte seçim arifesine girmeden, yani ilk 60 güne girmeden önce üniversite hastaneleri de bir an önce personel alımına çıkıp eksiklerin kapatmanın şeyin derler böyle. Ondan dolayı işte puanları sınırda olan veya puanlarını o şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız çok merak ediyor, çok soru soruyor. İşte hani üniversite hastanelerinin çalışma durumu nasıl, maaş durumları nasıl, kaynaklarımızı isteyebiliyor muyuz? Biliyorsun bu en son gelen kadro durumundan sonra farklı özellikler getirildi. İşte bunlar üniversiteler ne kadar içine, yani insanlarımızın, arkadaşlarımız kafalarında onlarca soru var. Onları biraz değineceğim. Şimdi üniversite hastaneleri arkadaşlar iki başlık biliyorsun. Hem Sağlık Bakanı hem de üniversitenin yöküne bağlı, rektörlüğe bağlı bir durumdan ibarettir. Bunlar son düzenlemeyle, bu kadro düzenlemesiyle birlikte artık bunlar da yani 28 Kasım'dan itibaren alınacak bütün personeller, bütün memurlar artık 3 artı 1'e tabi olacak. Yani 3 yıl görev yaptıktan sonra, 3 yıl sözleşme yaptık, 3 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra kadroya geçiriliyorsunuz. Tayin hakkı şu anda çok biraz kritik, çok net değil. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Yani halen daha üzerine çalışmalar var üniversite hastaneleri hakkında. Bunu zaten netleştiğinde ben de bilakis takip ediyorum. Çünkü beni de şey yapan, ilgilendiren bir konu. Size daha detaylı, daha net bir şey yapabilirim. Ama şu anda yani tayin hakları biraz daha sıkıntılı, yani olabilir ama biraz daha uğraştırıcı bir durumda. Diğer şeyler, hani örnek veriyorum ki maaş durumları hiçbir farkı yok. Örnek veriyorum, üniversite hastanede ve devlet hastanedeyseniz, aynı anda atanmışsanız aynı maaşı alıyorsunuz kadroya geçene kadar. Kadroya geçtikten sonra da zaten aynı şekilde herhangi bir maaş farkı falan yoktur. Maaşlar tamamen aynıdır. Diğer hani devlet hastanedeki ya da üniversite hastanedeki bütün diğer özlük hakları, verilmeyen özlük hakları da aynı şekilde devam ediyor. Tayin hakları şu anda biraz daha net değil. Oraya bir ayrı parantez açıyorum. Bir diğer husus, işte en son işte yazla birlikte getirilen bu teşvik ödemeleri, rafa payları falan filan, bu durumlar da, bunlar da üniversite personelleri, üniversite hastane çalışanları yararlanıyor. Bununla bilginiz olsun, yani teşvik ödemeleri olsun, rafa payları olsun, diğer döner sermaye olsun, bunlardan yararlanıyorsunuz. Bunu da bilginiz olsun. Hani bir diğer husus, devlet hastaneleri mi yoğun, işte üniversite hastaneleri mi yoğun, işte o tarzda da sorular geliyor. Arkadaşlar bunlar tamamen işte hani hastanelerinin durumuna bağlı. Hastanenin yoğunluğu, ilin yoğunluğu ve ne bileyim işte hani devlet hastanesi olsun, üniversite hastanesi olsun. Yani yoğun ise orada hiyerarşik, orada yani çalışma potansiyeliniz daha yüksek oluyor. Çünkü fazla hasta var ve fazla hasta olunca da ister istemez yani muhatap olabileceğiniz alan da genişliyor. Yani bu tamamen bulunduğunuz il ne kadar kalabalık ise, bulunduğunuz ilçe ne kadar kalabalık ise, hastane bilakis hani ne kadar kalabalıksa, yoğun ise, buranın işte iş potansiyeli olsun, disiplin olsun, hiyerarşi olsun, bunlar etkili oluyor. Yani tamamen hastanın işlevine bağlı. Yoğunluk olup olmaması veya şey yapılmaması ise diğer şekilde görevlerini sorumluluk kadar. Örnek veriyorum, hemşireyseniz hemşirenin belli başlı sorumlulukları var, görevleri var. Siz bunlarla mükellefsiniz. Sekreterseniz zaten yine aynı şekilde görev ve sorumluluklarınızı mükellef oluyorsunuz. Zaten hep bazı videolarında söylüyorum. Bu videomda da altını çizerek söylüyorum. Eğer zaten şey yapıyorsanız, siz 657'ye tabi bir memur olduğunuz için 657 bir açın, içerisine bakın, ne var ne yok. Bunlardan bilgi alın, daha güzel olur. Hani ikinci alıma da bir parantez açayım. İkinci alım, evet, şu anda net değil. Ne zaman olacak belli değil. Yani böyle giderse seçimden sonraya da kalabilir, kalmayabilir de. Ama öyle gözüküyor ki yani bu Mart ayı içerisinde oldu, olmadı mı? Yani öyle görüyorum ki seçimden sonrasına
kalacaktı. Çünkü seçim arafesi geliyor, seçim gelecek. Seçimden sonra yeni bir hükümetin, yeni bir işte bakanlıkların kurulması, şeyleri yapılması derken böyle bu epey zaman alabilir. Eğer puanları sınırda olan veya işte hani tedirgin olan arkadaşlarımız farklı kurumlar, farklı işte üniversite hastaneleri gibi veya farklı kurum ve kuruluşlar alıma çıkarsa bunları değerlendirmenizi de yani istiyorum sizden. Yani çünkü bir müddet sonra ve zaman daraldıkça mesela şu anda örnek görüyorum ki 80 puanınız var. 80 puanınızla 10 iş yapabilecekken zaman gittikçe, zaman daralınca bu 10 yani giderek daralır. Belki 4-5'e, belki daha da aşağılara iner. Yani onun için puanları sınırda olan veya değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız farklı kurum ve kuruluşlarda, farklı alanlarda bunları değerlendirsin. Değerlendirebilirsiniz. Bilakis ben bunlara çok sıcak bakıyorum ki yani gözünüzü açın, puanlarınızı, sizin sermayenizi ya sermayelerinizi başka yerlerde, alanlarda kullanmaya gayret edin. Yani ikinci alım inşallah en yakın zamanda olur. Olacağını pek biraz sıcak bakmıyorum şu anda. Yani çünkü depremle birlikte tabi alım olacak. Yani diyelim ki sadece bunlarla ibaret olmayacak. Daha da sayısını artacak ama şu anda hem işte ülkemizde yaşanan o faciaları düşündüğümüzde, halihazırda kapıda bir seçim olduğunu düşündüğümüzde bunlar biraz daha ertelenebilir veya sayıları işte alınabilecek diyelim ki yani 42.500 alacaklar da işte bunlar yeni bir güncellemeyle daha fazla veya daha eksik bir şekilde acil bir şekilde de alıma çıkabilecektir. Bunu şu anda bir şey diyemiyoruz. İnşallah kısa zamanda olur. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın. Yorumlarınız varsa yani merak ettiğiniz sorularınız varsa yorum kısmında belirtin. Zaten ben işte orada elimde geldiği kadar cevaplıyorum. Instagram'da cevap vermiyorum. Yani hakkınızı helal edin bu konuda. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın. Sizleri çok çok seviyoruz. Allah'a emanet olun inşallah.